Dört yıllık savaş bitiyor. Cephedeki asker köye dönecek. İhtiyar babasıyla küçük kızını görecek. O bu dört yılda anasının ihtiyarlıktan, karısının da yoksulluktan öldüğünü biliyor. Büyük kardeşin Hicaz'da, küçüğünün Galicia'da düştüğünden de haberi var. Fakat köye dönecek ve artık kendi derdine kana kana ağlayabilecek. Köyde bir haber çalkalanıyor. Askerler dönüyormuş. Köylüler oğullarını karşılamak için yola düşüyorlar. Hava dondurucudur ve kardiz boyu. Fakat hasret yanıkları bunu aldırmıyor. Ve ihtiyar baba da torununun elinden tutunca yola çıkıyor. İçlerinde acı bir sevinç var. Seviniyorlar. Çünkü bekledikleri geliyor. Fakat kan mıdırlar da. Çünkü gelmeyenler de var. Ve onlar artık hiç, hiç dönmeyecek. İçlerinde sevinç ve keder, Üstlerinde soğuk ve fırtına. Kafile kasabaya varıyor. Cepheden dönenler orada son muamelelerinin yapılmasını bekliyorlar. Son muamele yapılıyor ve askerler kendilerini bekleyenlerin kucağına atlıyorlar. Atılacak kucak bulamayanlar da var. İhtiyar baba etrafına bakıyor. Kendisininki yok. Şaşırıyor ve bekliyor. Kafile cepheden arta kalanları almış köye dönüyor ve fırtına hiddetleniyor. İhtiyar baba bakıyor. Karşıda karşılamaya gelen olmayan boynu bükük bir nefer. Bakışıyorlar ve anlaşıyorlar. Dertli gönüller çabuk anlaşır. Baba soruyor. Evlat benim oğlum acaba neye gelmiyor? Beriki acı acı gülümsüyor. Orada kalmıştır baba. Orası neresi oğul? Asker soluyor ve mırıldanıyor. Er meydanı. İhtiyarın yüzünde ne bir çizgi, gözlerinde ne bir gayiz, yalnız iki damla gözyaşı ve torununun elinden tutuyor. Haydi kızım gidelim diyor. Sonra askere soruyor, sen gelmeyecek misin? O yine gülüyor. Neye gelecekmişim, bekleyenim yok ki. İhtiyar baba ve küçük kız el ele tutuşuyorlar ve fırtına azıyor. Ebedi bir beyazlık ve uğulduyan fırtına. İhtiyar baba ve küçük kız gidiyorlar. Yollar uzuyor. Çünkü yollar kahpedir. Yollar elen uzar ve sevinçle kısalır. Soğuk, fırtına, ümitsizlik ve uzayan yollar. İhtiyar küçük kızın elini daha sıkı tutuyor. Haydi kızım diyor, gece basmadan köye varalım. Ve fırtına kurduruyor. Nihayet işte ümit, İhtiyar baba ve küçük kız köyün ilerisindeki ulu çınarı görüyorlar. İhtiyarın durgun kalbi sevinçle çarpıyor. Bir müddet ikisi de onun asırlara göğüs gelmiş kalın gövdesinin arasına saklanıyorlar. Soluk alıp dinleniyorlar. Sonra artık en son kuvvet en son gayretle yola koyuluyorlar. Fırtına çileden çıkıyor. Asırlara göğüs gelmiş olan ulu çınarın dalları bile korkunç gürültülerle çatırdıyor ve karlar. Asker ertesi günü ikinci postaya kalmıştır. İki arkadaşıyla beraber kasabada onun da son muamelesi yapılıyor. Ve onlar da yola koyuluyor. Dünkü fırtına yok. Güneş karları eritiyor. Ve üç arkadaşın biri, kolu sargılı bir nefer, hafif bir sesle şu dağlarla ovaların macerasını anlatan bir türkü söylüyor. Ve yollar uzuyor. Çünkü yollar kahpedir yollar elemle uzar ve sevinç de kısalır. Pek az konuşuyorlar. Köye yaklaştıkça bu sessizlik bir mezar sessizliğini andırıyor. Yorgunluk yakalarına yapışıyor. Kolu kargılı olan ötekilerinden ileriye gidiyor. Birdenbire üçü de duruyorlar ve acıyarak ileri bakıyorlar. Ulu çınar devrilmiş. Demek artık yazın köye dönerken sıcaktan bunalanlar bir gölgelik bulamayacak. Kolu sargılı nefer seyirtiyor ve ulu çınardan bir dal koparıyor. Bu dalla karlar eşmeye başlıyor. Ötekilerini de çağırıyor. İlk olarak gelen bakıyor. Yazık diye söyleniyor. En son gelen asker diz çöküyor ve arkadaşının eştiği yerde babasıyla kızının cesetlerini tanıyor. Hüseyin Yalçız Dönüş